Merhaba arkadaşlar, videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda sizlere NFC özellikli astronomik zaman rölesi ürünü göstereceğiz. Bu ürünümüzü hem tanıtacağız hem de bununla ilgili sizlere pano uygulaması yapacağız. Şimdi videomuza başlamadan önce sizler için çektiğimiz videolarımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız, paylaşırsanız, kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Evet, ürünümüzü gösterebiliriz. Evet, ürünümüzün kutusu bu şekilde. Kutuyu açıyoruz. NFC özellikli zaman rölesi. Şimdi zaman rölelerini biliyorsunuz. Günün gerçek zaman saatine, gün doğumuna, gün batımına göre istediğiniz alıcıları çalıştırıp durdurabiliyor. Şimdi Grup Arge NFC özellikli bir zaman rölesi yaptı. Şimdi NFC özelliğini biliyorsunuz. Telefonlarda yakın bir alandan haberleşme, uzaktan haberleşme ile içine program yükleyebiliyorsunuz. Haberleşme yapabiliyor cihazlar. Şimdi telefondan bu zaman rölesine biz de program göndereceğiz. Şimdi cihazımız bu. İçinden bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Şimdi cihazımızı size gösterelim. Şu şekilde yan tarafta bildiğimiz zaman rölesi bağlantısı var. Yani nedir o? A1'e faz, A2'ye nötr veriyoruz. Sonra koma fazı bağlıyoruz. Açık kontaktan çıkıp kontaktörü besliyoruz. Kontaktörle istediğiniz alıcıları çalıştırıyorsunuz. Bu 3 fazı için isterseniz motor değil de lamba çalıştırabilirsiniz. Geceliğin yanan lamba sabaha karşı sönmesini istiyorsun. O zaman sadece lambada çalıştırabilirsin. Veya bahçelerinize, tarlalarınıza istediğiniz suların açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Yani bu zaman röleleriyle olmadığınız bir yerde istediğiniz saat, dakika, saniyede istediğiniz alıcıları çalıştırıp durdurabilirsiniz. Şimdi cihazımız bağlantı şeması yan tarafta gösteriyor. Burada da cihazın adı, telefon numarası, ulaşabileceğiniz yerler. Şimdi cihazımızı şu şekilde koyduk. Raya montajlı. Biraz daha yaklaşalım cihazımıza. Şu şekilde. Evet, AST01 modeli gerçek zaman saatine sahip güneşin doğma ve batma zamanlarını otomatik olarak hesaplayan dijital bir zaman rölesidir. Kullanıcı tarafından ayarlanan saatlerde veya gün doğumuna göre veya gün batımına göre kontağına bağlı cihazları kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. Üzerindeki NFC anteni sayesinde cihaz konfigürasyonu Touch Config mobil uygulaması sayesinde akıllı telefon aracılığıyla yapılmaktadır. Bu uygulama sayesinde 32 adet farklı program oluşturularak yüklenebilir. Yani 32 farklı programı bu cihaza yükleyebiliyorsunuz. Şimdi bu cihazın üzerine 4 tane bizim LED'imiz var. Sizlere onlardan göstereceğim. Bir saniye. Evet, şuradaki yanan ışığımız birazdan enerji vereceğiz zaten. Besleme güç ledi. Cihazda enerji olup olmadığını gösterir. Buradaki mod aktif ledi. Cihazda enerji varsa saniyede bir yanıp söner. Buradaki bilgi uyarı ledi. Cihaz bir alarm durumu sorun ile karşılaştığında yanar. Yani bir error verdiği zaman bu led yanacak. En alttaki de zaman rölesi aktif olduğu zaman R1 çıkışı aktifse yanar. Yani zaman rölesi devreye girdiği zaman yanar. Şimdi cihazımızın üzerindeki ledler bu şekilde. Sizlere cihazın diğer özelliklerinden, teknik özelliklerinden bahsedeyim. Şuradaki A1 ve A2 12 volt, 240 volt AC DC arasında beslenebilir. 50-60 Hz frekansta gerilimde beslenebilir. Programlanabilir zaman aralığı vardır. 32 tane program yükleyebilirsiniz. R1 ve R2, R1 çıkışı 10 amper 250 volta kadar, R2 çıkışı 6 amper 277 volta kadar çıkış verebilir. Onun dışında 4 tane adet 4 tane LED'i var, onları söyledik. Eksi 10 artı 55 santigrat derece aralığında çalışabilir. Ayarlaması ve programlaması mobil uygulama ile NFC üzerinden yapılır. Sizlere mobil uygulamadan da bahsedeceğim.
Şimdi arkadaşlar önce bir bağlantı montajını yapalım. Hemen hemen teknik özelliklerinden, tanımından bahsettik. Zaman rölesinin NFC özellikli versiyonu bu. Şimdi bağlantı şemamız zaman rölesinin A1 ucuna fazı, A2 ucuna direkt nötrü bağlayacağız. Sonra R0, şöyle gösterelim. R0'a bir tane faz bağlayacağız. R1 açık kontaktan alıp kontaktörün A1 ucuna bağlayacağız. Yani açık kontaktan A1'e bağlayacağız. Cihaz çektiği zaman, çalıştığı zaman kontaktör çalışacak ve kontaktöre bağlı 3 fazlı motoru ne yapmış olacağız? Devreye sokmuş olacağız. Evet, bağlantıyı yapalım. Evet, önce kanallarımızı açalım. Kanallarımızı açtık. Şimdi zaman rölesinin A1 ucuna önce sağlam oldu. Evet, A1 ucuna fazı bağladım. Evet, A1 ucuna kabloyu, fazı bağladım. Evet, gayet sağlam oldu. Şimdi A2 ucuna da nötr kablomuzu bağlıyorum. Evet, nötr kablomuzu kanallardan getiriyorum. A2'ye de nötrü bağladık. Çalışma gerilimi az önce söyledik sizlere. 12 voltla 240 volt arası enerji bağlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Şimdi R0'a bir tane faz bağlantısı yapacağız. Evet, fazı aldım. Şimdi şöyle biraz daha aşağıdan gösterebiliriz. Evet, R0'a fazı bağladım. Sağlam oldu. Şimdi devreyi tekrar göstereyim. Devre burada. R0'a fazı bağladık. R1 açık kontağından çıkıyoruz. Kontaktörün A1 ucuna. Kontaktörün A2 ucu zaten direkt nötre. Yani röle çektiği zaman açık kontak kapanacak ve kontaktör devreye girecek. Evet, R1'e de faz kablomuzu bağladık. Şimdi kontaktörün A1 ucuna. Yani 3 fazlı bir şey çalıştıracaksanız kontaktörle çalışmanız uygun. Ama düşük akım çekecek bir alıcı, mesela lamba. Lamba gibi düşük akım çekecek alıcılar çalıştırırsanız direkt o alıcılara bağlayabilirsiniz.